Balıkesir'in tanınan ve sevilen gazetecilerinden olan ve Temmuz ayında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden merhum Otağı Fırıncıoğulları'yla geçtiğimiz hafta yakalandığı koronavirüs sonucu hayata gözlerini yuman Mustafa Ergen'in hatırasına Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti'nde Lokma Hayrı düzenlendi. Düzenlenen Lokma Hayrı'na Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 6 Eylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, AK Parti milletvekillerinden Belgin Uygur ve Mutlu Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yasin Say, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu, 6 Eylül Belediye Başkan Yardımcısı Feyyaz Çiftçi, Basın İlan Kurumu Müdürü Gökhan Eren, Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir ve Balıkesir'de görev yapan birçok gazeteci katıldı. Vefat eden gazeteciler için dua edildi, lokma dağıtıldı. Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir, Ege TV'ye açıklamalarda bulundu. Bu süreçte herkesin kendi sağlığı açısından, sevdiklerinin sağlığı açısından alınan tedbirlere, maske, mesafe, hijyen, kurallarına mutlaka uymaları gerekiyor. Ve biz işte bugün ruhuna fatihalar gönderdiğimiz, hayır yaptığımız Mustafa Ergin kardeşimizi de bu koronavirüs salgınına kurban verdik. Bir şekilde kurban verdik. Bizim için gerçekten acı bir olaydı. Aynı anda yarım saat arayla annesini de kaybettik. Cenazeyi biz şehir hastanesinden alıp devlet hastanesinden de annesini aldık. Birlikte evin önünde bir helallik alındıktan sonra peş peşe Çınardere'de toprağa verdik. Bu süreç gerçekten ciddiye alınacak bir süreç, hafife alınacak bir süreç değil. Mutlaka insanların bu koronavirüsün ciddiyetini anlayabilmesi için yakınlarından birinin ölmesini beklememesi gerekiyor. Başkan Demir, gazetecilerin koronavirüs açısından öncelikli gruba alınması gerektiğini de belirtti. Bu koronavirüsle mücadelede nasıl sağlık çalışanları bu cephenin birinci sırasında duruyorsa, güvenlik görevlileri de bir tarafındaysa, gazeteciler de bu işin ilk 3-4 kuvveti varsa o öncü kuvvetlerinden bir tanesi. Koronavirüs aşısı vurulması noktasında gazetecilerin mutlaka ve mutlaka öncelikli grup arasında yer alması gerektiğine biz inanıyoruz. Bu vesileyle ben Sağlık Bakanlığı'na, yetkililere bir çağrıda bulunmak istiyorum. Gazetecileri bu ülkenin aydınlanması için, halkın bilinçlendirilmesi için bu tür her türlü olaylarda mücadele eden, yazan, çizen, halkı aydınlatan gazetecilerin görevlerini daha sağlıklı yapabilmesi için koronavirüs açısından öncelikli sıraya alınmalarını bir kez daha talep ediyoruz. Bu konuda biz Türkiye Gazeteciler Federasyonu olarak, Marmara Gazeteciler Federasyonu olarak, Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti olarak gerek ilgili yerlere, gerek bizim bölge milletvekillerine çalışmaları yaptık. Bu vesileyle bir kez daha sesleniyoruz. Gazetecileri de bu öncelikli risk grubuna alınıp aşılanmasını temenni ediyoruz. İnşallah ülkemizdeki 83 milyon vatandaşımız da kısa sürede bu aşı olup bu koronavirüs belasından kurtuluruz diye düşünüyorum. Mustafa Ergin kardeşimiz ve geçen Temmuz ayında 20 Temmuz'da kaybettiğimiz Otak kardeşimizi vesile kılarak yaptığımız bu ayrında kabul olmasını Allah.